Merhaba arkadaşlar. Bu videoda jibon kontrol ayarlarımızı nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bu konuyla alakalı çok arkadaşımız bir sürü soru sordu. Yani bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Tabii bilmediğim başka ayarlar da vardır. Ben bildiğim ve yaptığım, kullandığım ayarları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle yapmak istediğimiz sesimizi seçiyoruz. Ben bu ses üzerinden anlatacağım size. Öncelikle bu seste jibon kontrolümüzü aktif hale getirmemiz gerekiyor. Onun için menüye basıyoruz. Keyboard Ensemble'a giriyoruz. Bakın burada jibon after yazıyor. Tıklıyoruz buraya. Ekranı biraz daha düzelteyim. Tamam. Burada bakın jibon yazar. Buradaki seçenekleri açıyoruz. Mesela ben bir ses üzerinden göstereceğim. Açık olan sesim bu. Bu açık olması gerekiyor. Açıyoruz ya da 3 ses kullanırsanız 3'ünü de açıyorsunuz. Buradan çıkıyoruz. Sonra sound bölümüne giriyoruz. Yapmak istediğimiz sesimizi seçiyoruz buradan. Ben bu ses üzerinden göstereceğim demiştim. Seçmiştim. Çıkıyoruz buradan. Menüye basıyoruz. Şimdi burayı sırayla göstereceğim arkadaşlar. Peş peşe nasıl gider. Şimdi pitch bender ayarlarına giriyoruz. İlk başta Ribbon kontrolde pitch bender ayarına giriyoruz. Burayı zaten hemen hemen herkes biliyordur. Buradan pitch bend verme olayı, yani ribbon kontrole pitch bender ayarı verebiliyoruz buradan istediğiniz gibi. Burayı böyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Burası da bakın burası da hemen hemen pitch bender'la aynı. Bu üstü açıyoruz. Ribbon kontrolü seçiyoruz. Burası aynı onun gibi pitch bend ayarı verdiğimiz yer. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyecektir. Zaten buradan da veriyoruz. Ne gerek var buradan vermeye? Şimdi buradan verdiğimiz zaman bir ses, iki ses, üç ses, dört ses, beş ses sabit seslere sabit pitch bender ayar yapabiliyoruz. Buradan mesela 1,5 ses de kaydırabilirsiniz. Yani bir ses bile kaydırmadan yarım ses, yani ben iki ses kullanmayacağım, 2,40 kaydırsın istiyorum. Buradan daha detaylı pitch bender ayarı yapabiliyorsunuz ribbon kontrol üzerinden. Tabii ki bunu sadece ribbon kontrol ayar üzerinden değil, yani benim bu anlatacağım ayarların hepsini pitch bender'dan da yapabilirsiniz. Mesela bu ribbon kontrol seçtiğimiz yeri, bakın burada joystick Y artı Y eksi vardır. Bunları seçerek de yapabilirsiniz. Mesela Y eksiyi seçtiğiniz zaman pitch bender'ı geriye çekerseniz o etkiyi yapar. Gördünüz mü? Yani bu ribbon kontrol üzerinden göstereceğim bütün ayarları pitch bender'a da verebilir. Pitch bender üzerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ribbon kontrole özel ayarlar değil bunlar. Evet, buranın ayarı böyle. Bir alta geçiyoruz. Alta da yine ribbon kontrolümüzü seçiyoruz. Bir değerini değiştirelim. Bu da mesela şimdi 8 yaptım ya. Mesela buraya bastığım zaman 8 ses sayıyor buradan. Mesela 1, 2, 3, 4, 8. sesten başlayarak ana sesimize geliyor. Ribbon kontrolü ters yaptığım zaman 8 ses inceden başlayarak ana sesimize geliyor. İsterseniz bunu da 12'de yapabilirsiniz. Bu da böyle bir ayar. Bunu tabi eksi yaptım. Artı yaparsanız ribbon kontrol tam tersi olur. Böyle bir ayar bu da. Hemen bir aşağıya geçiyoruz. Bunu kapatalım. Aşağıdaki ayara bakalım şimdi. Buradan da yine ribbon kontrolümüzü seçiyoruz. Değiştirelim. 8 olsun, 7 olsun. Ha, pardon, ribbon kontrolü seçmedik. Ben burayı tam olarak çözemedim. Buraya baktım ama önceden de bakmıştım. Şimdi 12 seçtim diyelim. Çok az bir değer kaydırıyor. Yani yarım ses. Evet, doğru. Şimdi jeton düştü bende. Yarım ses mesela 12 yaptığınız zaman bakın.
Yarım ses mi, 1,5 ses, öyle bir şey kaydırıyor. Yani tam bir ses, 1,5 ses mi, bir ses falan kaydırıyor. Çok fazla bir etki yapmıyor. Bu da böyle bir ayar. Evet, bunu da sıfırlayalım. Şimdi alttaki ayarımıza bakalım. Bir alta. Bunda ribbon kontrol seçiyoruz. Bakalım etkisi ne olacak. Bu da hemen hemen aynı etkiyi yaptı. Bu ayarlar bazen değişiyor arkadaşlar. Ben başka bir seste mesela burayın değerini değiştirdim. Burası modülasyon oldu. Yani modülasyon gibi bir şey oldu. Modülasyon gibi bir şey oldu. Yani bu sesin, kullandığınız sesin karakteristiğine göre herhalde ayarları değişiyor. Mesela başka bir seste kullandım ben burayı. Modülasyon oldu. Şimdi yine aynı üstteki ayarın aynısı oldu. Yani genel olarak bu sayfa komple pitch bend'le alakalı sayfa. Şimdi bu burayı bitirdik. Şimdi geçelim. Menüye basıyoruz. Filtre bölümüne. Evet, burayı da bir sıfırlayalım. Diğer ayarlarla karışmasın. Sıfırlayalım burayı da. Şimdi menüye basıyoruz. Filtre bölümüne geliyoruz. Modülasyona basıyoruz burada. Şu anda hiçbir şey yok. Ayarımız, ribbon kontrolümüz boş. Şimdi burayı ribbon kontrol seçiyoruz. Buradan bir değerimizi, bunu da sıfırlayalım. Sıfır olsun. Burayı bir değerimizi açalım şimdi. Bu benim çok kullandığım bir ayar. Bu synthesizer seslerde genelde kullanıyorum. Burası da onun değerini, mesela daha kapalı gelsin istiyorsanız ya da daha açık gelmesini istiyorsanız açıyorsunuz biraz. Daha açık başlıyor ses. Biraz daha açık başlasın istiyorsanız böyle. Daha kapalı gelsin istiyorsanız, başlasın istiyorsanız -2 çekiyorsunuz. Bu da böyle bir ayar. Şimdi diğerine bakalım. Hemen yanındakine. Ribbon kontrol seçili zaten. Açıyoruz burayı. Burası da sesin hacmiyle oynayabiliyorsunuz. Yani sesin dolgunluğunu ya da dolgunluğunu düşürüp ya da arttırabiliyorsunuz. Mesela burayı da eksi yaptığınız zaman daha dolgun başlıyor. Daha da çok hacmini düşürmek istiyorsanız buradan açıyorsunuz. Daha da fazla istiyorsanız, sizin keyfinize kalmış bir şey, buradan ayarını yapıp hacmini artırıp eksiltebiliyorsunuz. Evet, genel olarak burası da böyle. Şimdi burayı da bir sıfırlayalım. Şimdi menümüze basıyoruz. AMP yazan yere giriyoruz. Burası tuş hassasiyetini, benim bundan önceki videolarımda vardı. Sese özel tuş hassasiyeti. Burası tuş hassasiyeti ayarı. Hassasiyetini buradan şeyle de kontrol edebiliyorsunuz. Ribbon kontrol ile. Ribbon'u seçiyoruz. Misal. Artı yapalım. Bakın şöyle elimi de çekmeye çalışayım. Yani bu tuş hassasiyetini ribbon kontrol ile hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da tuş hassasiyetinin ayarlayabileceğiniz yer. Burayı eksiye vererek de etkiyi ters yapabiliyorsunuz. Bu kez sağ tarafa çektiğim zaman düşük oluyor. Sola gittikçe ses artıyor. Hassasiyet artıyor. Evet, genel olarak anlatacaklarım bunlar arkadaşlar.
Yani bu yaptığımız ayarlar sadece Ribbon için geçerli değil. Buradan Ribbon kontrol yerine Pitch Bender'ı da seçip aynı ayarları Pitch Bender üzerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, umarım videomu beğenirsiniz. Umarım işinize yarar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok 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 teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.